Merhabalar sevgili arkadaşlar. Öncelikle kanalıma, sonra evime ve bahçeme hoş geldiniz. Sizler için sumak yapımı videosu çektim. Bu sumağın son hali. Bu da sumağın ilk hali. Bahçeden topladık, dağlarda yetişiyor. Dağda topladık, getirdik. Yaklaşık benim için bir hafta sürdü. Normalde başka bir işiniz yoksa ya da işiniz azsa 3 günde tamamlayabilirsiniz. Ama çok yorucu bir iş, onu baştan söyleyeyim. Şimdi biz tütünle uğraştığımız için bir de ekstra bu tarz işlerle fazla uğraşamıyoruz. Çok zamanımız alıyor tütün işi. Şimdi bu videolara geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Sumaklarımızın olduğu bahçeye geldik. Şimdi sumaklarımızı önce toplayalım. Bakın bu sumak ağacı. Şöyle bu da sumağımız. Böyle koparıyorum. Burada çuvalım var, onun için atıyorum. Şimdi sumaklarımı dağdan getirdim. Yapraklarından ayıkladım şöyle. 1-2 günde güneşte beklettim ki daha kolay ayrılsın dalından. Şimdi bunu ben bu çuğun üzerine sermiştim. Başka bir şey kirletmemek için bu çuğun ağzını bağlayıp içinde döveceğim. Siz çuvala da koysanız olur. Çuval daha kolay olur. Şimdi dövme işlemini başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın dövdükten sonra bu hali alıyor, dallarından ayrılıyor. Tabii birkaç kısımda kalmış, onları da ben alacağım elimle. Evet, işte bu sumağımız, bakın böyle güzel bir şey. Şimdi bunu dallarından da ayıkladıktan sonra diğer işlemlerime geçeceğim. Böyle kevgirden geçirince, biz buna kevgir diyoruz. Kevgirden geçirince böyle alt kısımda şu toz kısmı gidiyor. Bundan kurtulmuş oluyoruz. Şimdi ben bütün hepsini yapıp daha sonra sizlere göstereceğim. Bu kevgirden geçirilmiş olanı. Daha sonra robota vereceğim. Robottan geçireceğim. Çekirdeğinden ayıracağım. Şimdi tekrar şöyle kısaca bir anlatayım. Şöyle robottan geçiriyorum. Şöyle geri eleğe koyuyorum. Elekten geri böyle çekirdekleri kalıyor. Şuranın üzerinde eledim. Tepsinin üzerinde. Bakın tamamen toz. Çekirdek yok. Ellerim şimdiden kıpkırmızı oldu bakın. Şimdiden rengini veriyor. Şöyle bir karıştıralım. Bakın hemen şimdiden rengini vermeye başladı. Zaten sumağa asıl rengini veren çekirdekleridir. Bakın kıpkırmızı oldu suyu. Şimdi bunu kaynatıp sumağın üzerine dökeceğiz. Şimdi bakalım. Evet, fokur fokur kaynıyor. Kıpkırmızı bir suyu olmuş. Bakın.
Evet, somağımı sulandırdım. Suyunu aktardım üzerine. Şimdi bunu güneşe götüreceğim. Güneşin önüne verir salça gibi kurutacağım. Daha sonra bunu robottan tekrar geçireceğim. Böyle güneşin önüne verdim. Üzerine de bir tül attım ki sineklenmesin. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Sumağım 3 gündür güneşin önündeydi. Tamamen kurumuş. Bakın göstereyim. Ostakların hepsi gitmiş. Şöyle. Bakın. Şimdi bunu tekrar robottan geçirip son halini getireceğiz. Bu sondan bir önceki hali.